Bu ne içini be? Ha, Zavret'in adet sancılar için vermişti doktor. İşe yaramadı. Bu neydi be? Ha, bizim kayınvalidenin hormon tedavisi için. Allah korusun, erkeklik elden gider. Bu ne ya? Ha, işte bu olur. Antibiyotik ve B vitamini. Her eve lazım, tamam. Bunu yaptırayım Pelin Hanım'a. Çıldırmak işten değil. Bu adam evi eza deposuna döndürmüş. Marketin bütün parası o Pelin denen zilliye gidiyor. Şu ayıp. Şu ayıp. Ayıp. Ne var hayatım? Beni duymuyor musun? Seni duymamak mümkün mü hayatım? Bilur sesin duvarları sarstı. Ne yapıyorsun burada? Gördüğün gibi gazete okuyorum hayatım. Gazeteyi tersinden mi okuyorsun? Evet, yani hayır. Az önce şuradaki iskemlede oturuyordum ya. Ya şu memleketin haline bak. Her şey baş aşağı olmuş. O reçeteler ne? Hangi reçeteler? Şuradakiler. Ha, onlar reçete değil ki. Onlar şey, tuvalet kağıdı. Yani geri dönüşümle tuvalet kağıdı olacak. Bak diyorum ki bunları Sekaya gönderelim. Çevreye bizim de bir katkımız olsun değil mi? Bana bak tahta kafalı herif. Ben senin beyninden geçenleri biliyorum. Bütün mesele o eczacı karıyı tekrar görebilmek değil mi? Bana bak lan, gönderirim lan sana bunları. Evi eczacı deposuna döndürdüm lan. Ya sana da yaralılmıyor ha. Yani bunu bir yatırım olarak düşünsene hayatım. Bak ilaca gene zam geldi. Dünya kadar kâra geçtik. Ulan başlarım senin yatırımına. Kuraba hastanesinde bile bu kadar ilaç tüketilmiyor lan. Bana bak, bundan sonra bir tek ilaç dahi alırsam sahiden hapı yutarsın ona göre. Tamam canım, tamam, bundan sonra ilaç falan almıyorum. Sadece ilaç değil, 5 sene yetecek kadar diş macunu var evde. Fenalık sıfırçılık. Ulan bir ton şampuanımız, bütün bodrumu yağlayacak kadar da güneş yağımız var. Tamam canım, onlardan da almam istemiyorsan olur biter. İstemiyorum, istemiyorum lan. İstemiyorum, top da istemiyorum. Ulan terlikleri de istemiyorum. Oyuncak kanı da istemiyorum, bir fırın istemiyorum. İstemiyorum. Bana bak, daha lafım bitmedi, otur. Bir daha seni o eczacı kadınla yan yana görürsem boğarım ha, ona göre. Bir daha o eczaneden içeri adımını atmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı canım. Tekrar et. Bir daha o eczaneden içeri adımımı atmayacağım komutanım. Tamam. Tamam ulan, şimdi defol. Ya, defol. Ne yapıyorsun ya? Oğlum. Defol dedim. Defolunu atla. Bitirdim abla. Bir de küçük kremi kavanozlara doldurdum. Aferin Tosuncancığım. Bu da bitmek üzere. O krem ne için? Bu benim yeni mucize formülüm. Cilt bakımı için. Herhalde kitap cildi için değil de insan ciltleri için değil mi? Tabii ki. Çok akıllısın. Peki bu krem kuru ciltler için mi, yağlı ciltler için mi, yoksa normal ciltler için mi? Hiç fark etmez. Çünkü bu her türlü ciltte mucizeler yaratacak harika bir kırışık gider için. Peki geçici mucize mi, kalıcı mucize mi? Nasıl yani, anlayamadım. Unuttun mu, geçen sefer yaptığın krem de önce işe yarar gibiydi. Ama daha sonra kullananların yüzü ikinci Ramses'in mumyası gibi buruşmaya başladı. Ama Tosuncuğum, bu benim yeni, özel, geliştirilmiş bir formülüm. Yani ayrıca ben tecrübelerimden her zaman ders almasını bilirim. Peki bu sefer aynı şikayetler gelmeyecek mi? Yani tabii ki hayır. Yani şikayet gelebilir ama asla aynı şikayetler olmayacak. Tosuncancığım, sen şunları yukarı götürüver, ben de buraları bir güzel toplayayım. Etiketler nerede abiş? Etiketlerin yerini Arzu biliyor, o yapıştırır. Dikkat et. Kırmızı tepsidekiler tüy dökücü, mavi tepsidekiler kırışık giderici. Sakın karıştırma. Tamam, ben hiçbir şey karıştırmam biliyorsun. Anneanne, ben yavaş yavaş çıkıyorum. Arzu ne yaptın? Basmasana evladım. Ay anneanne, her gün yeni bir icat çıkartıyorsun. Görmemişim, çocuğu olmuş gibi. Hediye yerdim böyle bütün dantellerini ortalığa. Tabii evladım, onlar benim çocuklarım. Havalansınlar, güneşlensinler diye çıkarttım bugün. Yavrularım, canlarım, güzellerim benim. Hepsinin bende ayrı ayrı hatırası vardır Arzucuğum. Bak yavrum, bak. Bu, mesela bunu örerken tığ koltuğun üzerinde unutmuşum. Olur ha. Ama oturur oturmaz tığ benim mabadıma batmaz mı? Nere? Mabadıma battı yavrum. Kaba etlerime, kaba. Ay. Ya hiç sorma. Rahmetli dedeciğim
kerpetenle bile çıkartamadı. Ay anneanne anlatma, içim bir fena oluyor öyle ya. Öyle yavrum, öyle eski tığlar öyleydi. Sağlam, dişli, güçlü. Şimdikiler nerede? İşte bu kadar. Şuna bak. Arzu bak şuna bak. Bu örneği de hemşire hanımdan almıştım. Hangi hemşire hanımdan? Dispanserdeki hemşire hanımdan. Ay ya. Tığı çıkartmak için dedenle birlikte en yakındaki dispansere gittik. Kadın meğerse pek severmiş dantel örpesini. Tabii. Şimdi beni böyle yatırdı ya yüzü koyu yere. İşte o arada da dantelini işliyordu. Ben o arada iki ara bir yere kolunun altından bu örneği çıkartıverdim kız. Dantelden içime fenalık geldi anneanne. Dantel aşağı, dantel yukarı. Varsa yoksa dantel tenten hanım. Evet, ben de dantelleri çok severim. Bak bak Arzu, bak şuna bak. Bunun bende hatırası apayrı. Yeri bak. Bu Belgin Doruk bir filmde dantel yaka giydiydi, takmıştı bir filmde. İşte onun bunun motiflerini o yakadan aldım. Ya sen de 30, ben de 20. Her gün o filme gittim geldim ama ne mevzusunu biliyorum ne bir şeyi. Gözüm dantelden başka bir şey görmüyordu ki evladım. Onu çıkartmak için hiçbir şey anlamadım. Benim. Hay anneanne, bir kere daha dantel lafı duyarsam vallahi keçileri kaçıracağım. Hadi hoşça kal anneanne. Yavaş yavaş, ay ay Azu bak ne diyeceğim. Sen de artık bu danteli öğrensen iyi olur evladım. Eczanede boş vakitlerinde dantel işlesen fena mı olur yavrum? Küçük Yeşil Hanım! Yasak takımlarım var. Zarif dantellerim var. Of yeter ya, dantelden bıktım artık yeter. Aa, ne kaçarsın be güzel kızım. Verildim bir iki tane dantel koyaydım çiğiz canına. Abi, yan bizim. Bu Küçük Yeşil Hanım! Ah, ne biçim zil bu benim? Ah, teyzem güzel dantellerim var, ilgilenir misin? Gel, tam yerine geldin, gel içeri gel. Gel, güzel danteller var, fantazi danteller göstereceğim. Göster, göster, gel seninle konuşalım bir. Benimle hiç ilgilenmez oldun şair. Telefonun başında bekliyorum, bekliyorum, çalmıyor. Çalsa da başka telden çalıyor. Açıyorum, bir yer çıkmıyor. Mesela gıcık bir pazarlamacı çıkıyor. Niye? Kazım aramıyor mu? Aa, Kazım da kim? Kazım da kim diyor. Uğruna beni terk ettiğin zonta. Çuvalla parası, fındık kadar beyni olan fındık kralı. Öyle birini hatırlamıyorum. Ayrıca çoktan unuttum bile. Sahi mi? Niye? Çünkü Kazım yalancının biri. İflas ettiğini benden gizliyormuş. Bizim ilişkimiz de çoktan iflas etti. Sabık göz ağrım. Sorun Pelin değil mi? Pelin'den bir şikayetim yok. Çok şükür. Sorun sensin. Sen yakın zamanda fırına vermeyi planladığımız mercimeğimizdeki taçsın. Çok vefasızsın şair. Adı Kazım olan... Senin gibi karizması olmayan bir adamla kısa bir macera yaşadım diye gittin o eczacı kadını buldun değil mi? Seni hiç affetmeyeceğim. Ben affetme. Bırak vicdan azabıyla yaşayayım. Yeter ki beni terk et. Bak bu o kadar kolay değil şair. Ben öyle aldatılmaya göz yumacak bir kadın değilim. Hopala bu da zaruretleşti. Karım yetmiyormuş gibi maziden gelen karıyla uğraşıyoruz. Bana bak şair. Çok yumuşak görünüyor olabilirim ama tersim gerçekten pistir. O eczaneye adımını atmayacaksın. İlginç. Bugünlerde bu sözü söylemek fena halde moda oldu. Bak Şuayi, eğer seni o eczanede yakalarsam dışarı kapıdan değil camdan çıkarsın. Ha, ayrıca karına da söylerim. Eminim onun da böyle değişik yöntemleri vardır. Olamaz. Bu bir kabus olmalı. Tedavülden kalkmış sevgilimle düşük ayarlı karım gizli bir anlaşma yaptı herhalde. Sen bana öyle tedavülden kalkmış falan diyemezsin. Ayrıca seni ben bozuk para gibi harcarım şair. Ya benim olursun ya da hiç kimsenin. Ulan ben geometriden yana ne kadar talihsiz bir adamım ya. Başkalarının mutlu aşk üçgenleri olur. Benimse... Bahtsız, talihsiz bir dörtgenim var. Her iki köşesine karlar oturmuş. Penne doğru şöyle bir köşegen çizmek istiyorum. İzin vermiyorlar. Bu ne acı kadar ya Rabbim. Şöyle bir ağız tadından
bir mutlu aşk yaşayamayacak mıyım ya? Bunlar mı etiketlenecek? Evet, mavi tepsidekiler kırışık giderici, kırmızı tepsidekiler tüy dökücü. Sakın karıştırma. Bir daha söyle Tosuncan abi. Şimdiden karıştırdım bile. Mavidekiler kırışık giderici, kırmızıdakiler tüy dökücü. Tamam. Mavidekiler kırışık giderici, kırmızıdakiler tüy dökücü. Mavi kırışık, kırmızı dökücü, mavi kırışık. Ben ilaç kırmızıda kadar gidiyorum. Bir saate kadar dönerim. Oldu mu artık? Tamam Pelin abla. Ben de seninle gelip bilgimi arttırabilir miyim? Sen biraz daha bilgini arttırırsan yakında seni ansiklopedi diye rafa koymamız lazım. Hadi gel. Mavidekiler kırışık giderici, kırmızıdakiler tüy dökücü. Mavi kırışık giderici, kırmızı tüy dökücü. Hay Allah. Nerede bu etiketler? Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Gene bekleriz. Zaten hep buradaydık. Ben niye eczaneye gidemiyorum ya? Niye bu kadar korkağım ben? Buldum. Ben de vitrinin dışından bakarım güzel pelime. Tabii ya. Bir tavşan kadar korkak olabilirim ama aynı zamanda bir tilki kadar kurnaz. Aa, ne hoş bir tesadüf değil mi? Aa, günaydın. bence de. Sabah eczaneye gelmedi mi? Halbuki normal şartlarda bu saate kadar en az 7 kere gelip gitmiş olurdunuz. Ayrıca parmaklarınızda sargı yok. Demek ki daha dikkatli davranmasını öğrendiniz. Çok keskin gözlemlerim var Tosuncan. Yaşıtın Selimcan gibi her şeyi ne güzel yorumluyorsun. Şahip Esay'den neden gelmediniz bugün? Zaruretten. Yani üzerimde bir takım zaruri baskılar vardı. Ancak fırsat bulabildim yani. Üzgünüm ama şimdi de ben gitmek zorundayım. Bu hasret uzun sürecek mi? Sağ kadar. Sanırım dayanabilirim. Yolunuzu gözleyeceğim. Hadi Tosuncan, gidelim geç kalmayalım. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Na şunlara bak sen, şunlara. Aman bırak sen onları. Sen şuna bak, şuna. Ama baktım ya alıp teyze. Hepsine baktım. Beni bak gibi alma. Aa, sabahtan beri uğraşır durum satmak için. Aa, bütün dilim eba oldu şuracıkta. Tamam şimdi bırak onu. Buna bak bakayım. Ya şu. Şuna bak. Ya bu. Bundaki incelik, zarafet, dişlerin güzelliği seninkilerde var mı? Aman abi teyzem sen neymişsin be? En güzel dantiri sen yaparsın. En güzel gübit motifini sen atarsın. Ama yeter artık canım. Aa, bütün gün almayacaksam almayacağım de. Ne benim vaktim alırsın ya da lan şuna bir fiyat çek ben alayım. Öyle kurtar yapacağım. Bıraksana dantellerimi dilimine. Ma, kızma be hanım teyze be. Belki alıcı değilsin satıcısındır dedim. Ana uyanığa bak dantellerime gez koydu. Ben sana verir miyim bunları? Ben onları torunumun çeyizi için yapıyorum anladın mı sen? Hadi bakayım dışarı hadi gidelim. Aman, aman binlerce şükür yarabbim. Hadi. Sandım hiç gidemeyeceğim. Sandım alacakaranlık kuşağındayım. Sandım danteller içinde kocayacağım. Hadi sana iyi danteller ben yolu bilirim hadi. Üzülmeyin yavrum. Biri sizden kimse ayıramaz. Yerini mi bekliyorsun? Niye böyle salak salak duruyorsun? Şey bekliyorum. Şey gelecek de... mal gelecek. Kamyoneti bekliyorum hayatım. Ama istiyorsun içeride de bekleyebilirim. Neyse. Sözümü unutmuyorsun. Eczaneden uzak duruyorsun değil mi? Elbette. Şahin kızım. Benim sözümde durmadığımı 40 defa gördüm. Kaç defa gördün? 40 defa gördüm. Neyse. Şimdi bunları konuşacak hiç zamanım yok. Butikte randevum var. Bana bak. Ayağını denk al. Sözlerimi unutma. Ona göre. Merak etme hayatım. Güle güle. Güle güle. Harikasınız Pelin Hanım. Zamanlamanız ne müthiş. İsmi lazım değil. Tam görüş menzilimden çıkmıştı ki kaplama alanıma girdiniz. Bir saat demiştim ama işim bir buçuk saat kadar sürdü. Parfümleriniz başımı döndürüyor. Az önce eczane deposundaydım. Belki yeter kokusu sürmüştüm. Gelsenize.
Gelmesem? Niye, gelin size bir çay yapayım. Çay midene dokanıyor da. Aa, o zaman ıhlamur yaparım. Bak, o zaman oldu. Hadi bakalım. Aa, bak şimdi aklıma geldi Pelin Hanım. Ihlamurun da erkekler üzerinde bir takım olumsuz etkileri varmış. Ayıp olsun. İnanmayın öyle şeylere Şahit Bey. Ben size o zaman ada çayı yapayım. Aa, bak şimdi oldu. İnsanı ikna etmeyi iyi biliyorsunuz Pelin Hanım. Şahit Bey, neyiniz var? Gelsenize. Bu bir batıl inanç. Eczaneye girmeden önce önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakarım da. Bir gün Çınarcık'taki yazlığıma gidersek ben de size kuş burnu ikram ederim. Ay, bayılırım kuş burnuna. Hele benim kuşumun burnuna bayılacaksınız. Arzu, kavanozları etiketledin mi? Evet Pelin abla. Bak hepsi satışa hazır. Bakın Şahit Bey, bu bizim kendi imalatımız. Harika bir kırışık giderici. Formülü de bana ait. Bir tane alır mısınız? Aşk olsun Pelin Hanım. Beni bu kadar buruşuk mu buluyorsunuz? Hayır, sizin için değil canım, eşiniz için. Öyle ya. Ama bu yetmez. Kıçıyla gerekir. Şaka bir yana bunu alamam. Nedenini sormayın. Lütfen alın. Müessesemizin küçük bir ikramı. Madem ısrar ediyorsunuz. Zarret buna bayılacak. Tabii. Zarret dedim de aklıma geldi. Ben artık gideyim. Yani dükkanı boş bıraktım da o bakımdan. Başka bir nedeni yok yani. Tamam, nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Sizi şimdiden özleyeceğim. Ya o zaman sık sık gel. Tabii, gel. Ya ben bunu zarrete nasıl veririm? Bir katilin suç delilini savcılığa vermesi gibi bir şey olur. Ben en iyisi bunu ortadan kaldırayım. Şahit! Ya, korkuttun mu? Yok hayatım, hayır o bakımdan değil de. Sen de televole programı gibisin hayatım. Nerede, ne zaman, hangi kanalda çıkacağım belli olmuyor. Butikteki provaların ne oldu? Erken çıktım. Belki seni eczanede yakalarım diye. Ama aferin, sözünü tutuyorsun. Bilmez misin? Ben sözümden dönmem, guguk kuşum. Ne o? Niye benle konuşurken böyle beygir gibi eşeleniyorsun? Ne var orada? Nerede? Burada mı? Burada ne var? Orada ne olabilir hayatım? Tabii hiç yok. Ayrıca burnuma çok kötü kokular geliyor. Ben bunu en iyisi döküyüm. Dur, ver onu bana. Asıl benim burnuma kötü kokular geliyor. Bırak diyorum. Hayatım, bunun içinden ne olabilir? Çöplük mü artık? Çöp tabii, çöp. Demek çöp ha? Pelin'in eczanesinden mi? Yani bana çok önceden vermişti. Yani daha doğrusu sana vermişti. Daha da doğrusu sana vermem için vermişti. Ama artık o kadınla ilgili hiçbir şey görmeye tahammül edemeyeceğim. Ben atayım şunu. Dur bırak. Kırışık giderici. Demek kendi imali. Acaba neler koyuyor içine? Yani formülünü bilemeyeceğim ama bana şu anda gerekli olan formül kendimi affettirme formülü. Suratımda her şeyi denedim. Bir de bunu deneyeyim. Belki işe yarar. Yarar yarar. Bana şimdiden yaramaya başladı bile. Yarın gidip bir ağda yaptırsam iyi olacak. Niye hayatım? Ben senin ayva tüylerine bayılıyorum. Sana delikanlı bir hava veriyor. Aman alay etme Şuayip. Şuayip, çok yaşlı gözüküyorum değil mi? Olur mu öyle şey canım? Sadece yaşını dolu dolu gösteriyorsun. Aman çok sağ ol, çok iyi moral verdin. Akım derken kakam dersin zaten. Bakalım bu Pelin Hanım'ın kremi kırışıklıklara iyi gelecek mi? Anneanne! Anneanne! Bu korkunç bir şey anneanne! Mahvoldum ben! Öldüm! Öldüm anneanne! Ay ne oluyor kız? Anne mi gördün yoksa? Ay ne faresi! Bu tüy dökücü krem tüy dökmüyor! Ay gördün mü başımıza gelen felaketi? Kız yarına kadar tüyleri fışkırır da King Kong maymununa dönersen ne yaparız be? Anlamıyorsun anneanne. Krem kavanozlarına tüy dökücü etiketi yapıştırmışım. Demek ki kırışık giderici etiketi yapıştırdığım kavanozun içinde de tüy dökücü var. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Ya Şahit Bey'in karısı o kremi kullanırsa? Ay bu saatte telefon da edemem.
Ben ne yapacağım şimdi anneanne, ne yapacağım? Ne yapacaksın sen de herkes gibi jilet kullan, olsun bitti. Of anneanne. Kırarım, of anneanne, of anneanne. Ha. Krem şimdiden işe yaramaya başladı karıcığım. Yüzündeki kırışıkların hepsi kayboldu. Aslına bakarsan yüzün de kayboldu. E bütün kremi hep bir anda sürmek zorunda mıydın? Anlamadığın işlere karışma Şuayb. İyi geceler. Sana da hortla. Sakın rüyama girme. Günaydın Pelin abla. Ah günaydın canım. Sen bu saatte gelir miydin hayrola? Ay Pelin abla, ben çok feci bir yanlışlık yaptım galiba. Ya ne oluyor lan? Mahvoldu! Mahvoldu Krakova! Aşırı beklentilerin sonu budur olgun güvercinim. Bir genç kız olarak uyanmayı beklersin. İşte böyle düş kırıklığına uğrarsın. Sürüm sürüm sürdüreceğim bu kadını. Bütün imajımı mahvetti. Mahkemeleri verip elimdeki bütün varıyı alacağım. Bence haksızlık ediyorsun Kelayna. Bu yeni imajın çok daha önemli, çok daha orijinal yani. Değil mi? Hay Allah, şu Ayıp Beylerin ev telefonu cevap vermiyor. Ay, telefona gerek kalmadı Pelin abla. Sanırım birazdan kendileriyle yüz yüze konuşma olanağı bulacağız. Niye durdun salak? Ama ben oraya giremem karıcığım. Yürü dedim ulan yürü. Eczaneye girmeyeceğime dair sana söz verdim. Sözümden dönersem namerdim. Ulan yürü diyorum, şapşal yürü. Allah Allah, ne yapıyorsun ya Allah Allah. Günaydın, buyursunlar. Sizin için ne yapabilirim? Siz yapacağınızı yaptınız. Şimdi bütün mesele benim, size ne yapacağım? Kremi kullanmış. Bakın Zaruret Hanım, inanın olayda bir kasıt yok. Sadece kırışık giderici kremin kavanozuyla tüy dökücü kremin kavanozu birbirine karışmış, hepsi bu. Aman ne mazeret ne mazeret. Siz hep böyle karışıklıklar yapar mısınız? Merak ederim, şimdiye kadar kaç müşterinize vitamin yerine fare zehri verip öldürdünüz? Oo. Bakın hepsi benim suçum. Etiketleri karıştırdım. Evet, mevzuyu öğrendik karıcığım, hadi artık gidelim. Bana bak, bana bak, sus Şuayb. Sen de bu suikastın suç ortağısın. Hep birlikte beni öldürmeye kalktınız. Zaruret Hanım, bence siz olayı biraz abartıyorsunuz. Yani tarihte bir tüy dökücü yüzünden meydana gelmiş hiçbir ölüm vakası yok. Sabahleyin aynaya baktığımda ölebilirdim ama. Ben de. Benden ol. Benden. Zaruret Hanım, yüzünüzde bir de ben bakabilir miyim? Hasarın derecesini tespit etmek için. Şu gözlerinizi bir çıkarabilirim. Suçum. Beğendiniz mi yaptığınızı? Böyle de çok hoşsun karıcığım. Yumurta gibi olmuşsun, livorin tavuğum. Ama yine de tak istersen, yani sen rahatsız oluyorsun diye dedim. Zaruret Hanım, aslında pek büyük bir olay yok. Kimsel taraftan bakarsanız yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmuş oldunuz. Ya beni kandıramazsınız, sizi dava edeceğim. Karım istemeyen tüylerine çok bağlıdır. Kaytan bıyıkları gidince çok sarsıldı. ulan kaşlarda mı istenmeyen tüyü salak? Karıcığım bırak böyle kıldan tüyden mevzuları, tavus kuşum. Sen keman kaşların olmadan da güzel. Ay! Ay! Bakın Zaruret Hanım, ben olanlara çok üzüldüm. Hatamızı telafi etmek açısından kırışık kremimden size istediğiniz kadar verebilirim. İstemez! İstemez! Gördüm kreminizin kerametini! Siz benim tüy dökücümün kerametini gördünüz. Bence bu makul teklifi reddetme hayatım. Ya. Tüy dökücü krem bu kadar etkili olduğuna göre kırışık giderici belki de mucizeler yaratacak. Peki benim kaşlarımı geri getirebilecek mi? Korkarım hayır ama kaşlarınızın kökü sizde. İstediğiniz zaman istediğiniz kadar çıkabilir. Hem de cımbız yetiştiremezsiniz. Peki ben kaşlarım çıkana kadar böyle domuz yavrusu gibi mi dolaşacağım ortalarda? Benim bir fikrim var. İyi oldu değil mi? Güzel oldu. Harika. İyi oluyor. Zerbete. Çok güzel. Harika. Bravo. Ellerinize sağlık. Oluyor, oluyor. Şuayb güzel oldun mu? Bu gümrük kaşlar
hayatım. Gerçek kimliğin ortaya çıktı. Sahip mi? Ay. Nasıl bundan gülüyorsun? Bu benim yeni formum Şahit Bey. Hem size hem de eşinize yararlı olabilir. Siz beni dinlemiyorsunuz galiba. Sen sus, gözlerim konuşsun. Sen sus, yeter ki ömrüm gitsin. Şahit Bey, çok hoşsunuz ama sadece bunu gözlerimle anlatamam, bu somut bir olay. Biraz da sözlerime kulak. Ha, affedersiniz, ne diyordunuz? Bu benim yeni mucize formüllü ilacım ve müthiş bir saç çıkarıcı. Şahit Bey, diyorum ki bunu hem Zaruret Hanım'ın kaşlarını çıkarmasında kullanabiliriz. Yani bir de şey var. Yani... Anlıyorum. Şahit Bey, lütfen, lütfen yanlış anlamayın. Ya saçlarınız şu tena haliyle de çok şirin ama biraz kalabalık bir şirinlik istiyorsanız bunu kullanacağım. O zaman kendilerine bir sorayım. Nasıl yani? Saçlarıma yani, hepsini tek tek isimlerle tanırım da. Sen Murtaza, ne dersin? Ha, öyle mi? Tamam, tamam. Peki sen Ayşegül, sen ne diyorsun? Tamam. Peki sen Niyazi? Niyazi, sen ne diyorsun? Tamam. Ne diyorlar? Tamam. Olur diyorlar. Sayıları o kadar az ki canları sıkılıyormuş. Eşiniz de kullansın, siz de alın. Yalnız bundan çok az kullanacaksınız ve şu Ayıp Bey, çok önemli bir şey bu. Saçlarınıza yavaş yavaş friksiyon yapacaksınız. Ben friksiyon yapmayı gerçekten çok severim. Bak, friksiyon dedim, aklıma Çınarcık geldi. Çınarcık'a gideriz değil mi? Şahit Bey, friksiyonun nasıl yapılacağını ben size isterseniz göstereyim. Şimdi şöyle yavaşça saç diplerine doğru masaj yapıyorsunuz. Ovuşturarak parmaklarınızı o kadar bastırmadan yavaş. Başıma kelebekler konuyor sanki. Ne oluyor be? Ödümü kopardım be. İsmi lazım değil geldi sandım. Ne var ne? Affedersiniz. Özel konuşuyorsanız ben gideyim. Hayır, özel konuşmuyoruz. Tam aksine gayet genel konulara değiniyoruz. Tabii. Genel kurmay başkanlığı, genel kurul, genel idareler, genel ev, rak. yani genelde seni ilgilendirmeyen konular. Şahit Bey, ben izninizi rica ediyorum. Görüşürüz. Umarım daha müsait zamanlarda. Nasılsınız Azra canım? Teşekkür ederim Mersi. Sen nasılsın? Vallahi ne diyelim, kaçıyın. Ev sahibi kiraya atıldı. Kalkılmış beni terk etti. Mali vaziyetle boktan. Üstelik kafamın tam şurasında rahatsızlıktan kaynaklanan bir ağrı var. Lan karı hem nasılsın diye sordu hem de cevabını dinlemeden çekti gitti be. Ulan kadın sana nezaketen hatı sordu. Sen tutup hayat hikayeni İç gıcıklayıcı bir ifadeyle arkası yarın haline getir. Evet, ne vardı? O kadar giriş taksimi yaptık. Boşa mı gitti yani? Mali işler dedik, ev sahibi dedik. Para istiyorsun yani. Akıllı adamsın vesselam Şahit Bey. Lep demeden yanında rakısını bile anıyorum. Yanlış zamanda geldin. Zaruret bugünlerde kıskanç ve kaşsız bir dişi kaplan gibi. Zırnık koklatmıyor bana. Yani anlayacağım, kelin ilacı olsa neyse, atasözlerini bir tarafa bırakalım. Yani diğer bir deyişle başka kapıya. Etme Şahit Bey, sen de vermezsen ben nereden para bulacağım? Kazanmayı denesen. Denemedim mi sanıyorsun? Ama ya şansım hiç yaver gitmiyor Şahit Bey. Sayısal lotoda hep ikide kalıyorsun. Altılı ilk ayakta yatıyor. Toto desen. Ben çalışarak kazanmaktan bahsediyorum. O ne güne? Ha, anladım, bana iş teklif ediyorum. Tamam, kabul. Senin yanında çalışabilirim. Ama öcük biraz avans verirsen tabii. Parasızlık seni pek şakacı yapmış İtilmiş Bey. Acaba alnımda majüskül bir K harfi mi var? Bende keriz tipi mi var yoksa? Ulan geçen sefer malların yarısını yedin duymadın. Dolabı ve yazar kasayı da lüpletmeden yallah başka kapıya. Yani bu şimdilik olmaz mı demek oluyor? Şimdi diğer bir deyişle şöyle bir söyleyeyim. Havada bulut, sen bu bilim kurgusal hayalleri unut. Beni çok üzdün Şahit Bey. Yani rahmetli Lady Diana'nın vefatından bu yana bu kadar üzülmediydim.
Bak yine de sana bir kıyak yapıp başka bir iş ayarlayabilirim. Nasıl bir iş anı dene. İnat etme hayatım, bu çok güzel bir ilaç. Hayır Şuayip, hayır, o cadının yaptığı ilacı hiçbir yerime sürmem artık. Baksana kaşlarıma hala uzamadı. Sen kaşlarınla birlikte işitme yeteneğini de kaybettin herhalde. Bu ilaç kaşlarını daha çabuk yerine getirecek diyor. Ben Pelin Hanım'ın kovayı değilim, anladın mı? Peki ben sürebilir miyim? Neden? Kaşların zaten ayakkabı fırçası gibi. Huysuz flamingo. Ben kaşlarımdan bahsetmiyorum. Saçlarımdan bahsediyorum. Sür bana ne? Kel senin kelin. Kel ha? Şimdi kel olduk değil mi? Şimdi olmadın, eskiden de keldin. Ama o kadın gelmeden evvel bu kadar sık aynaya bakmıyordun. Şimdi hangi kadın deyip de yapay gündem oluşturma çabalarına çanak tutmayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Saçlarımı senin için feda edeceğim. İlacı önce ben kullanacağım. Olumsuz bir et görülmezse sen de kullanırsın. Buna ne dersin telli turnam? Ay ne kadar fedakarsın. Şu ay ya kaşlarım hiç çıkmazsa? O zaman şeker bayramında görüşmek üzere. Bu ilaçtan çok az sürmek gerekirmiş. Çünkü çok etkili bir ilaçmış bu. İster misin aniden çelik gibi olasın? Bu saç ilacı azgın tavşan. Kuvvet macunu değil. Ne gizli var çelik gibi, çomak gibi olmak lan? Ayrıca ben her zaman çelik gibiyimdir. Hele saçmalama. Ya niye? Değil miyim? Ben şu şarkıcı çelikten bahsediyorum. Uzun saçlı olandan. Ha, yani saç bağlamında. Ben de tutup lafın nerelere çektim. normal. Çünkü aklın hep oralarda. Hep değil hayatım. Sana şöyle bir bakmak aklımı başıma getiriyor. Ha, iyi geceler. Sana da. Genel sayım sonuçlarına göre nüfusta bir artış yok. Hatta dün gece Murtaza'yı da kaybetmişiz. Neyse canım. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Acaba ilacı az mı sürdüm ne? Neyse yarın bir daha denerim canım. Hadi be sallanma, çabuk ol, sıkıştım. Sana da günaydın karıcığım. Ne var? Niye bakıyorsun öyle, maymun mu gördün? Nereden geldi şimdi kıllı bir hayvan aklına hayatım? Yani o değil de yalnız bu sabah sende bak bir değişiklik var. Ne gibi? Sakın bakma hayatım. Bak seninle bir oyun oynayalım. Aman salaklaşma be, ne oyunu? Aman bak beni dinle. Şimdi sen gözlerini sıkı sıkıya kapatıyorsun. 1500'e kadar saymaya başlıyorsun. Bu arada ben böyle sessiz sedasız daha güvenli bir yere sıvışıyorum. Sen 1500'e geldiğinde ben açıyorsun gözlerini, aynaya bakıyorsun ve canavar dediği gibi bağırıyorsun. Hadi be sallanma, hadi çık dışarı. Çok erken bağırmaya başladık. Eyvah! Yine acil bir durum çıktı galiba. Biz zaten böyle durumlar için buradayız. Efendim buyursunlar, buyursunlar. Buyursunlar. Ne oldu size böyle? Bir de soruyor musunuz? Sormamalı mıyım? Verdiğiniz ilaç sayesinde Mr. Hyde'a döndüm. Gündüz insan, gece kurt. Yanılıyorsun Hasan Hanım. Öyle olsaydın şimdi normale dönerdin. Halbuki şu anda Üsküdar'da ve İstanbul'un bütün ilçelerinde çoktan sabah oldu. Bunun bana hesabını vereceksiniz. İki kaşım, pardon iki elim yakanızda olacak. Zaruret Hanım izin verin de sorunun ne olduğunu bir anlayalım. Oturun bir bakayım ben. Otur hayatım, şöyle otur. Evet çekil. Sanırım hiçbir sorun yok. Hatta sevinilecek bir olay. Değil mi? Bence evet. De bence de mesela bu gürük kaşlarla bir sirk yıldızı olabilirsin. Sensiz şu ayım! Kaşlarınız benim ilacımın başarılı olduğunu gösteriyor. Bence farmakolojik bir mucizeyle karşı karşıyayız. İyi ama Pelinciğim, yani Pelin hanımefendi, bu mucize neden benim saçlarımda görülmedi? İlacı aynı dozlarda mı kullandınız? Yani az kullanın demiştiniz. Yani friksiyon yaptım, az kullandım. Ya eşiniz? Herhalde ilacı kovaya attı, başında içine soktu. Sen sus, sen! Bakın,
Bakın, bir etkileşim de söz konusu olabilir. Belki ilacın etkin maddesi Zaruret Hanım'ın kullandığı bir başka cilt bakım ürünü reaksiyona girmiş olabilir. Tabii yani öte yandan moleküllerin beslenme süresiyle kaş tüylerinin egzotermik karakteristikleri arasında... Kesin, belki bir... lütfen, lütfen susar mısınız? Ben buraya eczacılık üzerine master yapmaya gelmedim. Kaşlarımın hali ne olacak, siz ondan haber verin. Zaruret Hanım, kaşlarınızı böyle aşın aşın çatmayın. Elbet bir çözüm yolu bulacağız. Evet, seçenekler hazır Pelin abla, bak. Ah, ah, teşekkür ederim Arzucuğum. Bakın Zaruret Hanım, elimizde bir takım kesici aletler var. Mesela bahçe makasına ne dersiniz? Ama o zaman kaşlarım daha sert çıkar. Şaka yapmıştım zaten. Abi, ağdaya ne dersiniz? Ne yapıyorsunuz? Kafa derimi mi yüzeceksiniz? Ay, tabii ki hayır. Bir kadının aynadan sonraki en yakın dostu hangisidir? Hani Orhan Veli'ye bile ilham kaynağı olan o harika enstrüman. Hani muallayı sandan atıp ruhumla icran olur. Kes şu ayıptan! Ay, hayır, cımbız. İyi. Bak, ben ne diyorum musun? Kaşlarını aldırmadan önce şöyle bir toplu halde hatıra fotoğrafı çektirsek ne dersin? Ulan bana bak, bana bak şu ayıp. Boğarım ulan seni, boğarım ulan! Rüşvet almak sana yakışıyormuş. Rüşvet değil ki ayol, bunlar hediye. Eğer geri çevirseydim ayıp olurdu. Neyse canım, hepimize geçmiş olsun. Umarım kaşlarına başka bir kaza gelmez. Ha, onu bunu bilmem ama eğer sen o eczaneden uzak durmazsan senin başına büyük bir kaza gelecek, ona göre. Canım, hadi güle güle, güle güle. Kaşlarının başına bir kaza gelmez. Yoksa senin başına bir kaza gelecek. Ulan ben korkar mıyım sen? Ulan bir tane çarpacağım şey. Yok, onu demek istemedim hayatım. Bak. Ha, sen miydin? Evet. Ben de bela geldi sandım. Yanılmadın, belan geldi. Gir içeri. Hop 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 hop. Sen bana emir veremezsin. Girmiyorum içeri. Ha, öyle mi? Tamam. Burada konuşalım. Herkes duysun. Hayatım, şu ay ben sana o eczaneye gitmeyeceksin demedim mi? Az önce seni oradan çıkarken gördüm. Ne demek oluyor bu şimdi? İşi gücü bırakıp beni gözlemek gibi anlamsız ve mantıksız hobilerim var demek oluyor. Ayrıca eczaneden çıktığımı gördüysen yanımdaki huysuz ve tatsız kadını da görmüşsündür. Oraya keyfimden gitmedim, karımı götürdüm. Böyle şeylerle kandıramazsın beni Şahin. Ne gibi şeylerle kandıramam? Ne yani, sırf seni kandırmak için yabancı bir kadını karımın kılığına sokacak kadar pembe dizi meraklısı olduğumu sanmıyorsun değil mi? Uzun, düzgün ama içeriği olmayan cümlelerle beni etkileyemezsin Şuayip. Kendinden utanmalısın. Karını kötü emellerin için kullanıyorsun. Karımı ne gibi kötü emellerime kullanıyorum? Baban gibi söylediğimi tekrarlayıp durma. Kadını çapkının için kullanıyorsun. Pelini görebilmek için kullanıyorsun. Çarparım ha! Ne diyorsun sen be? Aşk üçgenimin dış açısı. Delirdin mi sen? Evet, delirdim. Beni sana olan aşkım delirtti. Ay bak neler söylüyorum, görüyor musun Şahin? Bana bunu yapma. Ben sana bir şey yapmıyorum be. Yap o zaman ya da ben sana yapayım. Şahin bak ne diyorum. Önümüzdeki hafta sonu Çınarcan gidelim. Üzgünüm ama bir dahaki hafta sonu başka planlarım var. Bu planlar Çınarcı'yı içermekle birlikte seni dışarılamakta. Eskiden sen yalvarırdın gidelim diye. Eskiden burada pazar kurulurdu. Şimdi Niğde'ye taşındı. Şahin beni anlamıyor musun? Seni seviyorum. Hayat bu. Gönül kaçanı kovalıyor. Bana bak Şahin. Benden kaçamazsın. Eğer o yazlığa o kadını götürecek olursan o yazlığı kafana geçiririm. Seni ellerimle boğarım. Lan sen karımdan da dengesiz çıktın be. O hiç olmazsa sürekli ve tutarlı bir şekilde benden nefret ediyor. Sense bir seviyorsun bir öldürüyorsun. Ama bu çok doğal. Ben seni öldüresiye seviyorum Şahin. Burada her şeyi yaparım. Ekrana çıkmaya ne dersin? Medyatik ihtiraslarımın olmadığını sen de biliyorsun. Ekrana çıkacağım diye ucuz bir çıkar uğruna kendimi senin kollarına atamam. Anlamadın salak! Kollarım atılmazsan ekrana çıkacaksın. Ne? Paparazzi dostlarım var. Bak onlarla görüşürüm. Eğer benim kollarıma atılmazsan beni reddedersen Pelin'e o çirkin ilişkini bütün dünyaya yayarım. İstersen bunu bir kez daha düşün. Yapma be! Defol!
bilmiyorum da ben gerçekten talihsiz bir adamım. Daha el tutma aşamasında Ali Kalkancı'ya döndüm. Demek ki Pelin'le platonik sınırı aştığımızda Fadime'den de beter olacağım.